Baktım. Merhaba. Merhaba. Bozuk musun hala bana? Yok. Hadi gel. Nikah davetiyelerini seçelim. Aa yok, sen seçeceğim. Ben bencillik yapmak istemem. Baktım. Matmazel, sürpriz. Aa, hoş geldiniz. Oo, hoş geldiniz Bülent Bey. Buyurun. Baba. Evladım, ne güzel. Herkes burada. Buyurun Bülent Bey, buyurun efendim. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz hamdolsun. Siz? Çocuklar da davetiye seçiyor da. Evlilik davetiyesi mi? İyi düşünürüz mü? Biz evlendik de ne oldu? Evden atıldık işte. Ne? Evden mi atıldın? Annenin her zamanki kıskançlığı evladım. Bir misafir çağırdım eve, yanlış aldım. Misafir mi? Kim? Mehtap diye bir arkadaş. Bir iki gün artık beni eve almaz biliyorum. İşin kötüsü, cüzdansız filan çıktım. Bu gece nerede kalacağım da meçhul. Aa, bizde kalın canım, aşk olsun. Ya İffet Hanım'a çok zahmet veririm. Ya, estağfurullah, estağfurullah. Hiç öyle şey olur mu? Volkan'ın odası boş zaten. Bu kadar ısrarı kıramam. Peki, kalın. Bu gece sizde kalayım. Bir bardak şarap olsa da istem, şöyle kafam yerine gelsin. Moralim çok bozuk. Aslı kızım, git bir şişe şarap aç gel. Tabii. Baba, annem çok mu kötü? Sormama fırsat bırakmadan evden attı beni evlat. Tamam, ben bir bakayım kendisine. Ha, gelirken benim terliklerimle ipek pijamalarımı da getir. Ha, bir de saç filemle röpto şambarımı. Ha, söyle annene versin. Moralim bozuldu. Anne, bana niye bağırıyorsun ya? Sinirliyince. Bir de gelmiş bana babanın pijamalarını soruyorsun. Aa, delirdin herhalde. Anne, adam akşam Aslılar'da kalacak. Babamı biliyorsun, çıplak falan yatmaya kalkar. Rezil oluruz vallahi ya. Bana ne oğlum? Benim derdim bana yeter. Aslılara da ayıp olursa olsun. Anne, sadece kendini düşünüyorsun sen ha. Sen bana bencil mi diyorsun? Aman aman, hayır yok, ben şöyle bir şey söylemedim. Bencil falan demedim ben. Dedim ki, acaba babamı diyorum, olduğu gibi kabul etmemiz mi lazım? Hani öyle düşünüyorum. Ne? Git sen kabul et olduğu gibi babanı. Al pijamalarını da. Bu eve geri geleni içeri almam, haberiniz olsun. Ben de mi Aslılar'da kalayım? Kal istersen. Zaten onların oğlu oldu. Baba oğul, kalın artık orada. İstemiyorum ikinizi de! Seni de mi evden attı? Aa! Yapar yapar, tipik Sedef. Gel sen de burada kal evladım, sevgilinin evi. Baba, hiç olur mu öyle şey ya? Kal ya, ben nasıl kalıyorum, değil mi Tahsin'ciğim? Tabii, kal evladım, kal. Volkan odasında kanepesi var, baba oğul yatarsınız. Ha, burası Türkiye tabii, daha Aslı'nın odasında kalamaz, değil mi? Baba. Ne güzel içmişim ya. Bülent Bey, Volkan'ın odası hazır. Arzu ederseniz buyurun. Tabii biz zaten erken yatıyoruz. Öyle mi? Daha gece genç ama. Peki ne yapayım? Hadi odamıza çekil. Kusura bakmayın efendim, size de rahatsızlık veriyoruz.
Kızım git şunları odayı modayı göster Allah'a sen. Tamam. Rezalet, rezalet. Kalkmış da buraya gelmiş. Ayol kol kırılır, yen içinde kalır. Bizim çocuklar da bulur böyle aileleri. Kol kırılır, yen içinde mi kalır? Yahu kadın adamı bir yabancıyı da kendi evinde basmış. Ne yapsın yani? Yani sen böyle bir şey yapsan, ben sıkı mı seni evden kovayım? Sıkı mı İfot? Abla, vallahi Tahsin babam seni mahveder parçalar. Sen iffeti tanımıyorsun Burhan. Esas o neler yapar maazallah. Tabii canım. Damarına basmayacaksın. Tabii, sen ne diyorsun? Yalnız adam da kadının damarına basmış. Daha ne yapacak yani? Evet. Çok fena bir aldatma. Kendi evinde olmaz. Olmaz. Canım, bunlar salonda beraber şarap içiyorlarmış. Yani öyle basma falan yok. Değil mi çırıl olarak oturuyorlarmış. İyi, o zaman ben de bir akşam burada genç bir bayanla şarap içeyim bakalım ne olacak. Mesela değil mi? Bakıyorum çok heveslendin Tahsin'cim ha. İstiyorsan yap. Çok isteyeyim değil mi? Vallahi çok istiyorsa yapsın. Yapsın da bir görelim. Sevdim genç bir kadını. Ansamun adını. Of baba lütfen ya, olmaz öyle şey, ayıp. Yani haftalar kalmış evlenmenize. Görücü usulü mü bu? Kalk git kızın yanına. Gelmiş burada yatıyorsun. Lütfen olmaz öyle diyorum ya. Apes. Vallahi benim oğlum gay. Ya baba sus artık ya, hadi uyu. Ya ikinizin arasında kimya eksik ki o zaman evlenmekten vazgeçin. Ya da sen pısırıksın evlat. Baba. Bak zaten aramız limoni. Bencil dedim diye kızdı bana. Tamam işte. Bundan daha güzel barışmak için bir fırsat mı olur? Odasına süzülme. Annesi babası evdeyken. Ya baba olmaz Allah aşkına, yat uyu ya. Canım, madem bencil dedin git. Özür dile. Saçını okşa. İyi gecelerde bir iki öpücük kondur. Gelmiş burada odun gibi yatıyorsun. Aa. Allah Allah. Bunca yıldır hiçbir sabıkası olmayan adamı ne hale getirdin? Sabıkası olmayan bir adam bu ya. Tabii olmayacak sabıka. Yok bir de olaydı. Ev erkekliği, kocalık bunu gerektirir. Haklısın ama. Ev erkekliği, kocalık bunu gerektirir. O zaman adamı bana karşı koruma. Adamı koruyayım. Niye anlamadım ki? Ay sen de kadını koruma Tahsin. Adam gelmiş peri perişan bizde kalıyor. Rezillik yani. Hangi kadın kocasını böyle rezil eder? Kim yani? Olmaz ki. Neyse. Sohbet çok tatlı. Ama ben sizi uykusuz daha fazla bırakmayayım. Çünkü kız arkadaşımı evine bıraktım. Baktım ışıklarınız yanıyor. Size bir uğrayayım dedim. Hadi. Ben de gideyim yani. İlişkiler böyledir. Kadınlar bir alem, erkekler bir alem. Yani onlarsız da olmuyor, onlarla da olmuyor. Doğru muyum? Neyse. Hadi Allah rahatlık versin. Bekleyelim bir yerinde. Harika. Hadi yatıyor musun? Hayır, ben Aslı'nın odasında yatacağım. Ha, sağ ol. İyi, aman öf. Allah selamet versin. Ben nerede yatacağım? Ay sen de burada yat. Ben şuraya kapatalım.
açılmıştın şöyle. Ya anne deli misin? İkimiz düdük kadar yatakta nasıl yatacağız ya? Ay ne yapayım kızım? Gideyim salonda mı yatayım koskoca kadın? Bülent Bey sabah kalkıp da beni görünce ne diyecek? Ay tamam ya ben yatarım salonda ya of. Tam yani kavga edecek zamanı buldunuz ha. Bütün evdeki yataklar dolu. Yahu ayıp. Git kızın gönlünü al. Bir iki gıdıkla öp. Sonra gel yat. Daha ne diyeyim? Of tamam baba ya. Tamam. Tamam. Kimeç. Bülent Bey ev gel. Bağırış çağırış, çığlıkları duydum, çarpılmak tuttu. Cem, yanlışlıkla annemi gıdıklamış. Ne? Efendim, sizin de ne işiniz var Aslı'nın yatağında Allah aşkınıza ya? Bunlar ne yapıyor burada? Ben senden konuşmuyorum Tahsin. Ben seviyorum bu kızı Tahsin amca. Epes yani. Kafa bu ya. Uyuyoruz aziz dostlarım. Bu ev hep bu kadar gürültülü müdür ya? Uyuyun lütfen. Bonne nuit. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.